E tabii şekerim, verilecek en doğru kararı vermişsin. İnsan çocuk doğuracaksa Amerika'da doğurmalı değil mi? Değil mi? İşte ben de bunu söylüyorum ama Ekrem'i kabul ettirinceye kadar göbeğim çatladı vallahi. Ay yani çatladı derken çatlama falan yok. Lafın gelişi öyle söyledim. Fıstık gibi mi yoksa? Taş gibisin taş. Ya ne bileyim, yarın bir gün Amerika'dan arasalar. Deseler ki Fitnat Hanım, bırakın o özel Fitnat Koleji'ni. Gelin size biz burada özel Fitnat College açalım falan deseler. Vallahi ilk uçakla Amerika'ya giderim. Tabii ilk uçak Amerika'ya gidiyorsa. Ay bayılıyorum senin bu esprili kişiliğine. Canım benim, bana destek olduğun için sağ ol. Yanımda olduğun için sağ ol Fitnat. Aa, tabii ne demek canım, ben yabancı mıyım? Evet, yabancı değilsin tabii. Ben de aslında konuyu döndürüp dolaştırıp buraya getirecektim. Sen yabancı değilsin ya. Ben Amerika'dayken, yavrumu dünyaya getirirken kızları sana emanet edebilir miyim? Bakabilir misin yani? Aa, ne demek şekerim? Tabii ki bakarım. Ne demek? Senin yokluğunu aratmayacağıma emin olabilirsin Aslı'cığım. Tabii tabii. Aa, aslında evet. Yani Ekrem de benimle beraber geldiğine göre kesinlikle yokluğumu aratmayacağına eminim. Tabii tabii, sen git hayatım. Rahat rahat çocuğunu doğur, mağazalara git, hediyeleri kap, gel. Olur mu? Canım, Fitnat sen benim en iyi arkadaşımsın biliyor musun? Canım. Da tabii herkesin bir kusuru olur. Hediye mi diye böyle. Üzülmeyeyim ben. Ya canım, 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 yarasın. Ulanla duyduy beni, dokadınla vur vur beni. Anneciğim ne biçim vurdun, ağzım acıyor vallahi. Ağlımdan öyle bir şey olsun ister miyim? Sen benim sinirimi bozdun. Ama anne sen de bir daha vuracaksın. Vallahi hemen kaçayım vallahi. Ama oğlum sen de kaşınmasan ben sana niye dokat atayım? Anne orada dolapta şeker vardı, onu yedim diye hemen bana kızıyorsun. Oğlum ben şekerden değil, babanın eşyalarını karıştırmışsın. Ya böyle bir şey, babam gelip bana ancak öyle bir şey söyleyebilir. Şşş! Sen... Ne yapıyorsun? Oo, korkuluk değil mi lan bu? Evet toprağım, korkuluk. Hayret, kargalar üzerinde etkili oluyor. Ama insan irileri üzerinde pek başarılı değil. Sen hala burada olduğuna göre. Ulan asıl sen buradayken korkuluğa gerek yok be. Hatta kargaya bile gerek yok. Ya ben bunu Aslı Hanımgillere anneler günü hediyesi olarak aldım. Malum, benim annem öteki dünyaya intikal etti. Anneciğim, güzel annem, al beni kollarına. Kucağında pış pış beni, gözlerine bak bak beni. Kulağınla duy duy beni, tokadınla vur vur beni. Ah anneciğim ağzım acıdı, oğlum sen bunu hak ettin. Ama anne çok kötü vurdun, oğlum sen beni... Ya, tamam tamam, kapa çeneni be. Allah rahmet eylesin, bir şey demedik. Neyse, geçti o günler. Olsun canım, senin annen benim annem. Yok olmaz öyle şey, o kadar öyle şeydi. Bu korkulukla kardeşlik yaparım, gene seninle yapmam ben. İşte Ceylan Hanım da aynen böyle söylüyor. Kinyasçım, biz seninle kardeş olamayız diyor. Yok efendim bir tutturmuş, ben seni gördüğümde başka türkülere boğuluyorum. İçimde 100 mumluk ağıtlar çınlıyor diyor. Yok efendim Zülfikar iyice kilo oldu böyle, tam bir yumruk oldu diyor. Bir de Zülfikar'ın ayakları böyle eşek ölüsü gibi kokuyor, leş. Böyle şeyler söylüyor ya. Saçma sapan konuşma. Ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya Ceren Hanım saçmalama diyorum. Hava yastığı senin düşündüğün gibi birisi değildir diyorum. Tamam, arada sırada ayılığı tutuyor olabilir. Ama siz onunla böyle konuşamazsınız dedim ya. Çünkü o özünde tam bir hıyardır. Hatta hıyar aslıdır dedim. Ya tamam, iyi demişsin. Sonuçta kardeşik. Ya değiliz. Şu kardeş konusunu kapat. İyi tamam o zaman. Ben korkulukla kardeşim. Korkuluk, bundan sonra seninle kardeşim. Korkut bakayım beni. Aa korktum. Bundan sonra sana Zülfikar diyeceğim. Ama korktuğumdan değil ha. Ben de böyle genelde hep sağ yumruğumla konuşuyorum. Ya diyor ki bana, Kinyas'ın bugün hangi gözünü patlatsak. Ondan sonra ben diyorum ki sağ diyor. Yok yok o sol diyor. Böyle hep kararsız kalıyoruz, patlatamıyoruz. Şşt! Korkuluğun önünde böyle konuşma ya. Alınır. Oğlum başlayacağım korkuluğuna da sana da ya. Tophaneliyim diyorum oğlum, anlamıyor musun? Asabiyim diyorum ya. Çarşı grubundanım diyorum. Orhan Baba dinliyorum diyorum. Deliriyorum. Bıyıktan herhal. Anlamadın değil mi? Anlamadım, ben sana anlatayım. Mesela korkuluk değil mi bu? Bu sembolik olarak anlatıyorum. Mesela bu korkuluk bana yanlış ya. Ya sen de semboliksin de böyle bunun tam böyle burnunu hizalayacak şekilde kafa atıyorsun tamam mı? Ondan sonra
kafasına koyuyorsun, ağzına burnunu kırıyorsun, bunu böyle vuruyorsun yerden yere. Ederim. Anladın mı? Allah Allah. Toprağım bravo. Ellerine sağlık. Ve kazanan 120 kiloda yumuduk. Şimdi yumuduğa ödülünü vermek için Yumuduk Federasyonu Başkanı Ali Yumuduk oğlunu buraya davet ediyoruz. Evet, bir korkulu paramparça ettiniz. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi iyi de laf mı ya? Bence müthiş müthiş. Neyse, şimdi ben gideyim bunları Aslı Hanım'a şikayet edeyim ki diyeyim sizin korkulunuzu paramparça etti benim size anneler günü için aldığım korkulu. Bakalım o da belki kızar gelir sana madalya takar. Hadi görüşürüz Yumuduk. Baltalar elimizde. Aslı Hanım'a! Hey!